Hocam! Hocam! Hemşire! Hemşire! Ya buraya gelin çabuk! Hocam! 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 Yani belki de sadece bir kazaydı. Kaza değildi. Ne ya şimdi? Kendini öldürmeye mi çalıştın? Ne oldu yani? Bana mesaj attı. Sana mesaj mı attı? Neden sen? Çünkü bence yani... hiç boşuna tahmin yürütme, o tuzağa düşme. Evet, merhabalar. Hoca iyi mi? Hoca biraz elini yakmış, kalbi bir dakika kadar durmuş. Arkadaşınız onu vaktinde geri getirmiş. Bilinci kapalı. Bu kadar. Evet, herkes burada olduğuna göre şimdi gerçek bir hasta üzerinde konuşabiliriz. Ne dersiniz? Akciğerlerden gelen berrak sıvı bize kanser olmadığını gösteriyor. Şimdi yeni bir fikri olan var mı? Doktor, sana inanamıyorum ya. Gerçekten sen bir aptalsın. Neredeyse öldürüyordun kendini. Amaç da oydu zaten. Neydi? Kendini öldürmek mi? Nerede işte öldürmek? Ne o hasta? Nasıl hastamız? İyi değil. Ama kanser de değil. Ve yüzüne filik pinomini olduğunu düşünüyoruz. Ya bak, sen bu haltıyı yerken belki kendini öldürmek istemedin ama yaşayıp yaşamamak da umurunda değildi, eminim ben. Doktor, sen demedin mi bana kendi gözlerinde görmen lazım diye? Taburcu oldu mu? Hayır, ölüyor. Ya sen daha evvel iki kere ölümle burun buruna gelmedin mi? Üçüncüsüne gerek var mıydı Allah aşkına? Doktor, hangisi ölüyor? Bizim adamı sormuyorum. Çakılı olan. Elektrik prize soktu ya çakıyı, onu soruyorum. O yaklaşık bir saat önce öldü. Demek ki neymiş? Ağır iç yaralanmalardan sonra elektrik çarpması hiç iyi bir şey değilmiş. Niye sordun? Hı? Bana bak. Bir şey mi gördün sen? Ne? Eozino filik pneumoni mi dedin? Evet. Kim söyledi? Kim koydu tanıya? Boğaç koydu. Hangi boğaç, hangisi doktor? Ya ne önemi var hocam? Sen bu konuyu benimle ya konuşmak istemiyorsun ya da hiçbir şey... Hangisi boğaç doktor? Kırklareli mi, Eskişehir mi, Bitlis mi? Hangi plaka lazım bana, plaka ver. Ya şu konuyu konuşabilir miyiz? Yeterince agresifse kortizonluk safhayı geçmiş demektir. Siklofosfamid başlayın. Başladım zaten. Koçumsun. Seni böyle görmek çok içimi acıtıyor benim. Ağrı kesici yazacağım sana daha fazla. Oo, doktor. Doktorum benim. Seviyorum seni. Durum nasıl? Kendine geldi. İyi bari. İstersen sen de bir ara uğrarsın. İstersen tabii yani. İstemiyorum Orhan, çünkü şu anda gerçekten çok sinirliyim. Yani yaptığı şeyi bir türlü kabullenemiyorum. Haklısın. Ben de onunla yatakta öyle görünce yani içim acıdı gerçekten. Konuştunuz mu? Yani evet, sayılır. Ben bir şeyler sordum, o başka şeylere cevap verdi. Her zamanki gibi. Eğer oraya gidersem onu öyle bir çarpacağım ki 220 voltluğa falan benzemeyecek. Aklıma geldikçe deliriyorum.
Çok mu kötü durumu? Kötü mü görünüyor? Fena değil. Kapıda bileti kestirdin mi? Ne kadar zamandır izliyorsun beni? Yeni geldim. Lütfen bak. Fırça istemiyorum. Şurada hasta yatağında fırça atma bana. Oğlum yüreğim kaldırmaz. Açıkçası sana fırça atmak için gelmedim. Doğrudan boğazını sıkıp senden kurtulmayı planlıyordum. Hatta biraz önce üzerine çıkıp tepine tepine bağırmayı bile düşündüm. Sana gıcık oluyorum. Böyle şeyler yapınca beni sinir ediyorsun. Yani bana bir şey olsa hiç üzülmezsin. Üzülür müsün? Ne kadar üzülürsün? Ateş, tabii ki üzülürüm. Öyle bilirdin. Yani hala yaptığın şeyi kabullenemiyorum. 10 yaşındaki çocuk yapmaz. 5 yaşındaki çocuk yapabilir. 3-4 yapabilir. 7-8 yapabilir bazı çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Teşhis koymuşlar. Ezinofilik pnömoni. Umurunda mı gerçekten? Hocam lütfen. Ayıp ediyorsun. Tabii ki umurumda. Doktor ilgileniyor sağ olsun. Sen de yavrularımla ilgilen, olur mu? Ne olur. Bana bir şey olursa onları başıboş komayın. Lütfen Orhan'la paylaşın. Ankara'dan doğusun Selam. Batısını Orhan alsın. Harika. Vasiyetini de verdiğine göre sana bir şey olmayacak demektir kesinlikle. Bir an önce iyileş, gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.